Diyeti bırak, şu an Roma'dasın. Çok güzel böyle Popolo meydanı varmış. Otobüs şoförüne bir şey soruyorum falan böyle. Sadece suratıma bakıyor. Ya mükemmel ya. Buraya gelip bu fıstıklıyı denemeniz lazım. Gideceğiz. Yarınlar yokmuşçasına yiyeceğiz. Roma ikinci gün videosu da. Roma lezzetlerini bizimle keşfetmeye hazır mısınız arkadaşlar? Roma ikinci gün videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çılgın atarak gezeceğiz. Sağa sola topuklarımızı vura vura. Sabahleyin aslında başka bir yere gidecektik. Otobüse bindik. Lanet olası her yerde bir şeyler değişmiş. Otobüs şoförüne bir şey soruyorum falan böyle. Sadece suratıma bakıyor. Hani daha sonra durağın adını dedim işte Raskiyoli'ye gidecek mi falan filan yapıyorum. Tabii bunu İtalyan şivesiyle İngilizce söylemiş. Hani Do you want to go to Raskiyoli falan. Hani o tip bir şey. Otobüs şoförü de bana baktı. No. Neyse şimdi gideceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra da dün gezemediğimiz Trastevere bölgesine gideceğiz ve orada gezinmeye başlıyoruz arkadaşlar. Piazza di Popolo'dayız. Burası Popolo Meydanı. Popolo Meydanı, halk meydanı anlamına tekabül eden bir kelime imiş. Mekan güzel arkadaşlar. Büyük ama biz tabi deli gibi güneşin en tepede olduğu zaman geldik. Arkadaşlar biz bu gelatoya bayıldık. 2 tane küçük boy aldık. 5,60 tuttu. Kesinlikle değer. Fıstıklısı o kadar güzel ki. Ben ricotta ve fıstıklı aldım. Esat 2 farklı fıstık aroması aldı. Yani Esat'ınkiler daha da güzel. Buraya gelip bu fıstıklıyı denemeniz lazım. Hayatımda yediğim en güzel fıstıklı gelato olabilir. Ben hayatımda bu kadar güzel fıstıklı dondurma yiyememişimdir. 2 farklı fıstıklı çeşit vardı. İkisi de tabii Antep fıstık. Biri Sicilya'dan gelen fıstık, biri de herhalde normal fıstık ama ikisini de mükemmel yapmışlar. Antep fıstığı değil, düzeltiyorum arkadaşlar, Sicilya fıstığı. Buradaki sokak satıcılarına ciddi dikkat etmeye çalışıyoruz. Çünkü demin adam geldi, aa işte elinde bir şey var şurada burada bilmem ne falan filan, direkt yoldan geçerken açtım elimi, baktım elime bir tane bileklik koydu. Daha sonra onu sana veriyor, işte onu artık aldın falan filan diye senden 3-5 bir şey koparmaya çalışıyor. Bıraktım bilekliği, cevap bile vermeden döndük arkamızı, yürüdük devam ettik. Çünkü aynı şeyi Milano'da yaşadık. Siz de gelirseniz dikkatli olun. Biraz muhabbet etmeye çalışırsanız peşinizi bırakmıyorlar. Öyle yani. Şimdi bir alışveriş caddesindeyiz. Buradan ilerleyince nereye gideceğiz bilmiyoruz. Arkadaşlar burada barda aldığınızda ödediğiniz fiyatlar var. Buraya gelirseniz ayakta bir şeyler içmenizi tavsiye ederiz. Masada oturunca espressonun fiyatı 9,5-7,5 euro. Ayakta içince 2,5 euro. Deneyimlemek için bunu yapacağız. Çünkü burası Roma'nın en eski kafesi arkadaşlar. Ayılmak istiyorsanız espresso. İtalyanlar sadece sabah saatlerinde cappuccino tercih ediyorlarmış. Günün diğer saatlerinde espresso içiyorlarmış. Bilmiyorum, çok içilesi bir şey değil bana göre ama muhtemelen Roma'daki ilk ve son espressomuzu içmiş bulunuyoruz.
İtalya'nın Hasan Mezarcısını bulduk. Halkı selamlıyor. Adam fotoğraf çekilmek için para istiyor. Yani önce para atın diyor ama onu o kadar sempatik şekilde beden diliyle gösteriyor ki. Çok tatlı ya. Bu çok sempatik yani. Aynen. Güzel oldu ya. Komikti. Hoştu. Çok fazla konuşmuyor zaten. Adamla dedik fotoğraf çekilebilir miyiz? Önce para kutusunu gösterdi. Hemen attık parasını. Ondan sonra very nice yaptı. Çekildi fotoğrafı. Arkadaşlar, sahtecilik, çakmacılık bir sektör. Adamlar gerçek Gucci mağazasının yanında sahte Gucci mallar satıyorlar ya. İnanılmaz, yemin ediyorum ya. Roma'da ev hizmet arkadaşlar. Hayrat yapmışlar. Roma Belediyesi'nin hayratıdır. Yine bir gezi grubuna katıldık. Yürüyoruz. Arkadaşlar, Roma o kadar güzel ki normalde bizim gittiğimiz ülkelerde, şehirlerde hep böyle bir eski şehir oluyor ve o kısım çok güzel oluyor, tarihi oluyor. Roma'nın her yeri eski şehir, bayağı güzel. Her sokağı ayrı güzel. Büyük bir şehir olmasına rağmen toplu taşıma kullanmadan insan gezmek istiyor, her yere yürümek istiyor. Sıcağa rağmen çok mutluyuz. Dondurmacının sırası buraya kadar gidiyor. Dondurmalarımızı aldık. Tadına şöyle ufak bir baktım. Bir daha bakayım. Fıstıklı ve frigidaryumlu aldım. İkinci aroma dükkanın kendi özel aromasıymış. İçinde işte bu bisküvi ve kendi kattıkları birkaç bir şey varmış. Sorduk. Sadece birkaç üründe alkol var. Hiçbirinde jelatin yok. Fıstıklının tadı böyle hafiften tuzlumsu gibi ama diğer önceki yediğimiz daha güzeldi. Bunu belirtmekte fayda var. Frigidaryum da normal. Ve her zamanki gibi fıstıklı benim favorim olur. Bizim aldığımız küçük boy, bu gördüğünüz küçük boy 2,5 euro. Orta boy 3,5 euro. Büyük boy 5 euroydu. Biz 2 tane küçük boy aldık. Toplamda 5 euro ödedik. Soldaki böyle ağır, ciddi. Sağdaki de sürekli böyle neşeli, hoplayan, zıplayan bir köpek gibi duruyor. Çok tatlılar. Pizzamızı almaya geldik, şimdi alıyoruz. Bugün yeme günümüz, siz de biliyorsunuz, o yüzden kapasitemizin üzerinde yiyoruz. Buranın pizzaları bayağı meşhurmuş. O kadar ince ki hamuru. En ünlüsü bu dedi adam, yani vejetaryen olanlardan. Şimdi deniyorum. Harika kokuyor. Hamuru ipince ve domates sosu çok lezzetli. Yediğimiz tüm pizza çeşitlerine bayıldık. Normalde 3 dilim pizza aldık, 2'ye böldürdük. Bir de böyle küçük bir hamur işi aldık. Hepsi toplam 7,61 tuttu. Dünkü videoda denediğimiz pizzaya göre, dilim pizzaya göre çok daha güzeldi. Eğer sadece bir yerde yiyecekseniz şimdilik bizim tavsiyemiz burası olur. Peynirsiz olan o ünlü dediğimiz sadece domates soslu pizza aşırı iyiydi. Normalde adam söylemese onu tercih etmezdik. Ama iyi ki sormuşuz. Bu şekilde. Burası gerçekten gezilip görülesi bir yer. Roma'nın en yoksul, en eski semtlerinden biriymiş burası. Ve gerçekten çok güzel. Kesinlikle buraya gelmelisiniz. C'era nella tenea un giardino e la d'acqua con l'acqua e lo vino. Ma la d'acqua va senza l'angella che sto giardino de Cicerenel. Durağımız olan akşam yemeğini yemeye gidiyoruz. Few moments later. Evet arkadaşlar, yemek sırası.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Akşam yemeğimiz çok güzeldi. Fiyatları pahalıydı, bayağı sıra bekledik ama değdiğini düşünüyoruz. Gittiğimiz yerin tam böyle çapraz karşısında aynı isimli başka bir yer daha var. Zannediyoruz ki farklı yerler. Bizim gittiğimiz yerin puanı daha yüksekti. Bunun dışında gittiğimiz yerde menüde vegan ve vejetaryen seçenekler de vardı. Bu yönden bence çok iyi. Esat'ın aldığı vegandı, benim aldığım da vejetaryen bir seçenekti. Bir porsiyon makarnanın fiyatı 17 euroydu. Ben vegan bir seçenek olarak domatesli ve fesleğenli bir makarna aldım. Bakın çok samimi söylüyorum, inanılmaz güzeldi. Makarna İtalya'da bambaşkaymış yani gerçekten. Kesinlikle dışarıda yediklerinize, evde yaptıklarınıza benzemiyor. Bir kere ev yapımı ve el yapımı, domatesinin zaten ayrı bir tadı güzel, bayağı iyiydi. Hemen orada zaten hazırlıyorlar, görebiliyorsunuz, çok tatlı güler yüzlü bir teyze vardı. Yediğimiz pişirdiğimiz makarnalara göre daha kalın ve daha sert. Sosları çok güzel, peynirleri çok lezzetli. Benim aldığım makarnanın İtalyanca telaffuzu cacio e pepe gibi bir şey. İtalyanca'da peynir ve biber anlamına geliyormuş. Karabiberliydi, peyniri de çok lezzetliydi. Kesinlikle tavsiye ederiz. Şöyle ilginç bir detaydan da bahsetmek istiyoruz arkadaşlar. Restorana yazmışlar oraya, hesabı ayrı ayrı ödemenize izin vermiyorlar. Bir kişi ödeyecek. Öyle enteresan bir durum da var. Bir de şunu da paylaşmak istiyorum sizle. Roma'ya, İtalya'ya ilk girdiğinizde zaten telefon attığınızı burada açtığınızda buradaki operatörden size mesaj geliyor. Mesajda da ilk cümle şu: diyeti bırak, şu an Roma'dasın. Yani çok enteresan zaten. Hepinize tavsiye ederiz bugün gittiğimiz yerleri, mükemmel yerlerdi gerçekten. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sonraki Roma videolarımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek güle güle. Üzere. Hala sıra bekliyoruz. Yaklaşık yarım saat olmuştur belki. Büşra'yı konuşturmuyorlar. Tamam. Hı. Evet, hala bekliyoruz. Hala. Buradaki operatör önce bir tane dondurmacı var arkadaşlar. Gelato. Pardon, özür diliyorum. Bunlara dondurma deyince kızıyorlar. Bunun adı gelatoymuş. Buradaki insanlar acayip keyfine düşkün insanlar. Bunu da gördük yani. Bu adamlar yaşamayı biliyorlar arkadaşlar. Esat'ın klasik bir lafı var: yaşıyorsun bu hayatı. Gerçekten doğru.